Merhaba Webtekno izleyicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber iOS 7 ve 8'in arasındaki farklara bir göz atacağız. Öncelikle herkesin merak ettiği konu herhalde açılma ve kapanma sürelerinde bir fark olmuş mudur diye. Bir bakalım isterseniz. Şu beyaz olan iOS 8 yüklü olan cihaz, siyahta iOS 7 var. Tuş kilidini açalım ikisini de. Ve kapatalım bakalım. Kapatıyoruz. İkisi de kapandı şu an. Aynı anda basıyoruz güç düğmelerini. Açılıyor iPhone'lar. Bu iOS 8 olan, bu da 7 olan cihaz. Gördüğünüz gibi açılış hızlarında hani bizim gözümüzün algılayabileceği kadar bir gecikme veya önce açılma gibi bir durum yok. Hani elimizin basma ayarıyla ilgili ufak milisaniyelik bir gecikme olmuş olabilir 8'de. Ancak tamamen aynı anda açıldılar diyebiliriz. Şimdi gelelim arasındaki farklara. iOS 8'de ilk gözümüze çarpan detay Help diye bir uygulama geliyor. Bu uygulama sayesinde sağlıkla ilgili bir sürü şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten bunların hepsini tek tek detaylı incelemesini yapacağız. Bu arada Home Automation Control diye bir şey var arkadaşlar. Akıllı ev dedikleri olay, işte lambalarımızı kapatalım, klimayı açalım gibisinden. Bu uygulama içinde var mı yok mu diye bulmak için şu Spotlight aramasına Home yazalım dedik. Ancak sanıyorum burada bir bug bulduk. Buradaki klavye işlevsiz durumda. Bundan vazgeçtiyip dilersek bu developer modu olduğu için şurada bug reporter diye bir seçenek var. Buradan bildirebiliyoruz Apple'a. Biz bunu daha sonra ileteceğiz kendilerine. Bildirim merkezinde de değişiklikler var. Ancak bu yine developer sürümünde çok fazla bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Şu üstte 3 tane sekme var. Bu yenisinde 2 tane var. Daha ilerleyen aşamalarda tam sürümü çıktığı zaman iOS 8'in daha detaylandırılacaktır bu kısım. Kamerada önemli değişiklikler oldu arkadaşlar. Açalım ikisinde de kamerayı. Kamera uygulamasını ilk açtığımız zaman gözümüze çarpan şey şu saniye olayı oldu arkadaşlar, zamanlayıcı. Dilersek buradan 3 veya 10 saniye ayarlayabiliyoruz. Fotoğrafı 3 saniye veya 10 saniye sonra çekiyor. Onun dışında artık iPhone'un kamerası çok daha hızlı odaklıyor arkadaşlar. Bu özelliği de geliştirmişler. Birden fazla noktayı odaklayabiliyoruz artık. Onun dışında time-lapse özelliği geldi arkadaşlar. Bu time-lapse arka arkaya çekilen fotoğrafların hızlı bir şekilde oynatılması. Mesela 10 dakikalık bir video veya fotoğraf çekimi yapıyor iPhone. Bir yere sabitleyip bunu yaparsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Ondan sonra bunları hızlı bir şekilde arka arkaya oynattığımız zaman güzel bir görüntü elde ediyoruz. Fotoğraf düzenleme ile alakalı birçok özellik gelmiş arkadaşlar iOS 8'e. Şurada gördüğünüz bir kalp düğmesi var. Buna basarsak eğer fotoğrafı favorilere ekliyor. Daha sonra şu düzenle seçeneğine bakalım neler değişmiş. Düzenlemenin arayüzü değişti. Şurada gördüğünüz gibi düğme var, buradan ışığı ayarlayabiliyoruz. Bir sürü şey ekleyebiliyoruz, bayağı güzelleştirmişler bunu. Hatta karanlık çıkmış bir fotoğrafı çok başarılı bir şekilde aydınlatabiliyor. Kırpma seçeneğinin de arayüzü bayağı bir değişti. iOS 7'de bu şekildeydi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kırpabiliyoruz fotoğrafı. Bunu da şu şekilde ayarlıyoruz. Döndürmesi bu alt kısımdan. Küçültüp büyütmesi de buradan oldu. Bayağı güzel kullanışlı olmuş. Şuraya basarsak da eski hali tamamen ortadan kalkıyor. Kırpılmış şeklini görüyoruz. Buradan da istediğimiz bir ölçüde kırpabiliyoruz. Gördüğünüz gibi iOS 7 ve 8 arasında kamera konusunda ve fotoğraf düzenleme konusunda da farklılıklara gidilmiş. iOS 8'de klavyede de değişikliklere gidilmiş arkadaşlar. Sözcük tavsiyeleri gibi bir bölüm gelmiş. Mesela go yazıyoruz. Go on, go to, go ahead diye tavsiyelerde bulundu bize. Go to yazıyoruz. Go to sleep, go to the bed gibi seçenekler çıkartıyor karşımıza. Bu tarz tavsiyelerde bulunuyor. iOS 7'de bu yoktu. Şu an sadece İngilizce'de var. Türkçe için böyle bir şey geçerli değil şu an. Belki tam sürümünde çıkartırlar. Onun dışında bence en önemli özelliklerden birisi şu mikrofon işareti gördüğünüz dikte muhabbeti. Bizim söylediğimiz bir şeyi yazıya döküyor ve bunu bayağı başarılı bir şekilde yapıyor. Durun onu ben deneyeyim. Sana oksijen veren ağacın yaprağını s**eyim. Hadi bunu çevir a**ına koyayım. Follow canını acil yapmanız diye çevirdi. Teknolojiye atarlanan adam gerilerden sert geldi yalnız. Neyse bu özellik de böyle. Bu arada arkadaşlar iOS 8 ile birlikte 3. parti geliştiricilere klavye konusunda yeni uygulamalar geliştirme seçeneği de geldi. Yani başka insanlar klavye geliştirebiliyorlar artık.
Apple'ın klavyesine mahkum değilsiniz. Bu arada yeni gelen güzel bir özellik de 7'de home butonuna bastığınız zaman şöyle açık olan uygulamaları gösteriyordu. 8'de ona bir şey daha eklemişler. Açık olan uygulamaların yanında üst tarafta sık kullanılan isimler çıkıyor arkadaşlar. Buradan hemen bir kişiyi arayabiliyorsunuz istediğiniz. Mail uygulamasına da güzel özellikler gelmiş. Şöyle girelim ikisine de maile. Gördüğünüz gibi 7'de sağa doğru çektiğimiz zaman 2 tane seçenek geliyor. Bunda 3 tane oldu. Bayrak ekleyebiliyoruz ekstra olarak. Maili sağa doğru tamamen çektiğimiz zaman da siliyor maili. Mail özelliği de böyle. Aynı zamanda iOS 8 ile beraber artık iMessage'dan ses, görüntü ve video da yollayabiliyorsunuz. Hani WhatsApp'ın aynısı olmuş diyebiliriz. Hatta WhatsApp bu konuda Apple'a küsmüş. iOS 8 ile beraber parmak izinde de yeniliklere gidilmiş. Üçüncü parti yazılımlarda parmak izinizi kullanabileceksiniz artık. Bu güvenlik açısından sorun teşkil edecek mi bilmiyoruz ama günlük hayatımızı çok kolaylaştıracağı kesin. Mesela banka uygulamasına gireceğimiz zaman bir sürü şifreyle falan uğraşmadan direkt parmak izimizle uygulamaya girebiliriz ya da bir ürün satın alacağımız zaman. Ödemeyi parmak izimizle yapabiliriz. Siri'de yenilikler oldu arkadaşlar. Artık Siri Shazam'la beraber çalışıyor. Siri'ye bir şarkı dinlettiğimiz zaman o şarkıyı buluyor ve istersek o şarkıyı iTunes üzerinden satın alabiliyoruz. Ayrıca 22 tane yeni dil eklendi Siri'ye ama bunların içinde Türkçe yok. Bunlar Apple'ın lansmanında da bahsettiği özelliklerdi. Biz biraz detaylı değindik bunlara. Onun dışında lansmanda bahsedilmeyen özelliklerden biraz bahsedeyim. Seyahat süresi bildirimleri geldi arkadaşlar. Şu an beta sürümünde bunları göremiyoruz ancak bunlar gelecek tam sürümle beraber. Hani Android kullanıcılarının da kullandığı bir özellik bu. Varış noktasına gitmek için gereken süre tahmini iOS 8 ile birlikte artık iOS platformlarında yerini alacak. iOS 8'de görme engelliler için özel bir klavye hazırlandığı bildirildi. Bana kalırsa hani görme engelli bir insanın telefon kullanmaya teşvik etmek, hani günlük hayatta normal bir insanla rahat rahat konuşmasını sağlamak en önemli özelliklerinden birisi benim için iOS 8'in. iOS 8'de uygulamaların pil kullanım oranlarını göreceğiz arkadaşlar. Hangi uygulama ne kadar pil tüketiyor? Bunları bize bildirecek. Hani tek tek hangi uygulama benim pilimi ağlatıyor bütün gün falan diye o uygulamayı ona göre daha az kullanabiliriz. Bu değişiklikler şimdilik beta sürümünde gözümüze çarpan değişiklikler arkadaşlar. Daha birçok yenilik gelecektir muhtemelen. Biz de fırsat buldukça bu değişiklikleri sizlerle paylaşacağız. Bu videoda sizlere iOS 7 ve 8 arasındaki farklara değindik arkadaşlar. Sizin de iOS 8 ile ilgili kafanıza takılan sorular varsa bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.